Kazanım kavramı testi 14. Çemberin temel elemanları. Bu videomuzda çemberde uzunluk konusuna ait MEP kazanım testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. O merkezli çemberde A, C ve B noktaları doğrusaldır. O merkezi görüyoruz. A, C, B doğrusal demiş. Bunun düz bir çizgi olduğunu anlatmak için bize söylemiş bunu. A, B 8 santim. Buranın tamamı 8. Şimdi onu üzerine yazamayız. BC 6 santim. Bize buradaki BC'nin 6 olduğunu söylemiş. BC'nin 6 olduğunu söyledi. AB'nin de bir önceki adımdan 8 olduğunu biliyoruz. 8'den 6 çıkartırsak buraya 2 kaldı. OC 2 kök 3 santim. Burası 2 kök 3 santim. Buna göre çemberin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? Çemberin yarı çapı bize soruluyor. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda bize kiriş verilmiş. Biliyoruz ki merkezden kirişe inilen dik, kirişi iki eşit parçaya böler. Farklı bir renkle devam edelim. Buradaki merkezden kirişe ineceğimiz dik, bu kirişi iki eşit parçaya böler. Kirişin tamamı 8'di. 4, 4 ayrılması gerekir. Bu tarafa 4 kalır. Şu tarafa 4 kalacak. Şurası 2 olduğuna göre şu aradaki küçük bölüme de 2 kaldı. Şurada uygulayacağımız Pisagor'la şu indirdiğimiz dikin uzunluğunu ilk olarak buluruz. Ona bir x diyelim. X kare artı 2'nin karesi 4 eşittir. 2 kök 3'ün karesi 12. X kare eşittir 8. X eşittir kök 8. Onu dışarı çıkartmakla uğraşmayalım. Buradaki x uzunluğunu kök 8 olarak bulduk. Şimdi burada yarıçapı bulmak istediğimizde de şu O'dan B'ye birleştirecek olursak bir dik üçgen yapmak için bu bizim yarıçapımızdır. Şu uzunluğu biliyoruz. Şu uzunluğu biliyoruz. Pisagor yaptığımızda yarıçapı bulacağız. R kare eşittir kök 8'in karesi 8 artı 4'ün karesi 16. R kare eşittir 24. R eşittir kök 24 olur. 24 de 4 ile 6'nın çarpımıdır. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök 6 yarıçap uzunluğumuzdur. Çemberde uzunlukla ilgili en hazır olmamız gereken soru tiplerinden birisidir. Kiriş var. Kirişte merkezle birleştirilmiş bir uzunluk var. Kirişe attığımız dik, kirişi iki eşit parçaya böler. Önce orada oluşan dik üçgenle attığımız o dikin uzunluğunu buluruz. Sonra burada yarıçapı bulmak için de bir üçgen oluşturup sonuca ulaşırız. Çok iyi bilmemiz gereken bir çemberde uzunluk sorusudur bu. Devam ediyoruz. İkinci sorumuza geçelim. O merkezli ve yarı çapının uzunluğu 5 santim olan çemberde A, C, D, B ve B noktaları doğrusaldır. A, C, D, B doğrusal. Yarı çapın uzunluğunun da 5 olduğunu biliyoruz. O, C eşit O, D 3 santim. Tamam. Olduğuna göre B, D çarpı A, D kaçtır? B, D ile A, D'nin şuranın çarpımının sonucu istenmiş. Şuraya bir x diyelim. Yarıçapın gerçi 5 olduğunu biliyoruz. Şuradan bir dik indirdiğimizde kiriş var, merkez var. Kirişe dik indirmek yapacağımız en sağlıklı gidişattır. İndirdiğimiz bu dik bu kirişi iki eşit parçaya böler. Burası da ikizkenar üçgen olduğu için burayı da iki eşit parça böler. Şu bölüme A, şu bölüme A diyelim. Şuraya X dersem şu taraf da mecburen X olacak. Çünkü ikizkenar üçgen, buralar A, A bölünür. Attığımız bu dik girişi de iki eşit parçaya bölmesi lazım. X, X. Aradığımız şeyi de bir yazalım. BD X çarpı AD X artı 2A. Aradığımız şey x kare artı 2ax. Biz burada biliyoruz ki
Yarıçap uzunluğu 5. Şuradan bir dik üçgen oluşturalım, çizelim. Yarıçapın uzunluğu 5. Öncelikle şuraya bir Y diyelim. Ve şuradan şunu biliyoruz. A kare artı Y kare 3'ün karesini veriyor bize. A kare artı Y kare eşittir 3'ün karesi 9. Tamam, bu bilgi bir dursun. Devam edelim şimdi. Y'nin karesi artı A artı X'in karesi eşittir. Şimdi buradaki büyük üçgene bakıyorum. 5'in karesine eşit. 25. Açalım şurayı. Y kare artı A kare artı 2AX artı X kare. Bakın bize sorulan şey çıktı bunun içinde. Eşittir 25. Ayarlamışlar ama çok zor bir soru bu. Burada bu diki indirip cesaretle harflendirmeleri yapıp devam etmeyi gerektiren bir soru. A kare artı Y karenin 9 olduğunu biliyoruz. Şurası 9. 9'u karşı tarafa atarsak 2AX artı X kare 25 eksi 9'dan 16 olarak bulunur. Bize de sorulan şey oydu. Cevabımız D şıkkı. Oldukça zorlu bir soruydu. Geçelim 3. sorumuza. Çapı AB doğru parçası olan O merkezli çemberde. AB 12 santimdir. AB 12 ise bu taraf 6, bu taraf 6'dır. Çember üzerinde C ve D noktaları alınarak CD paralel AB olacak şekilde CD çizilecektir. Yani şöyle bir CD AB'ye paralel olacak şekilde çizilecek. Paralellik olacak. Tamam. CD uzunluğu tam sayı olarak olmak üzere kaç farklı CD kirişi çizilebilir? Tam sayı olacak. AB kirişinden küçük olmak zorundadır. Çünkü AB CD ile paralel olacak. 11 kaç farklı CD kirişi çizilebilir diyor. 11 uzunluğuna sahip, 10 uzunluğuna sahip, 9 uzunluğuna sahip. Şöyle gideceğiz. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Daha küçük olamaz zaten. Bu tarafa 11 tane. Bu tarafı 11 tane çizebiliyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da 11 tane çizebiliyoruz. Yani 22 tane CD kirişi çizebiliriz. 22 tane farklı CD kirişi söz konusu bu şekilde çizebileceğimiz. Yine oldukça ilginç bir soruydu. Geçelim 4. sorumuza. O merkezli çemberde C, F ve D noktaları ile A, E, B noktaları doğrusaldır. Bu dümdüz bir çizgi, bu da dümdüz bir çizgi. O, E diktir AB. Görüyoruz. O, F diktir CD. Onu da görüyoruz. O, E ile O, F eşit. Bu ikisinin eşitliğini söyler söylemez AB ile CD de eşit oldu. AB'yi 3x artı 2 vermiş. CF'yi 10 vermiş. Şuradaki CF'yi 10 vermiş. AB'yi 3x artı 2 vermişti. X kaçtır? Buradaki CF 10 ise merkezden kirişe inilen dik kirişi iki eşit parçaya böler. Bu taraf 10 ise bu taraf da 10 olur. Yani bu kirişin uzunluğu 20 oldu. Burayla buranın uzunluğu eşitse bu kirişin uzunluğuyla bu kirişin uzunluğu da eşittir. Yani 3x artı 2 10, 10, 20'ye eşittir. 3x eşittir 18, x eşittir 6 olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı. Geçiyoruz 5. sorumuza. Şekilde O merkezli bir çember ve çemberi kesmeyen bir D doğrusu verilmiştir. Görüyoruz. A ve B noktalarının D doğrusuna olan uzaklıkları sırasıyla 3 ve 9 santimdir.
Bu şekilde bir söylem en kısa uzaklıkları kasteder. A noktasının D doğrusuna uzaklığı dediğinde şu dik uzaklık kastediliyordur. Gene de buraya en kısa uzaklıkları diye söyleseydi daha güzel olurdu soru. 3 santim. B noktasının uzaklığı ise 9 santim. Buna göre O noktasının D doğrusuna olan uzaklığı kaç santimetredir? O'nun D doğrusuna olan en kısa uzaklığı demesi yine güzel olurdu. Bu bize sorulmuş. Burası çap olduğu için iki eşit parçaya bölünüyor. Bu ikisi aynı. Burası dik 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 olması bunun paralel 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 olduğunu anlatır ki bu tarafta eşit eşit bölünmüştür. Bu bir yamuktur ve bu da onun orta tabanıdır. X buradaki 3 ile 9'un toplanıp 2'ye bölünmesiyle bulunur. X eşittir 6'dır. Cevabımız D şıkkı. Geçiyoruz 6. sorumuza. Çapının uzunluğu 8 santim olan O merkezli çemberde. Çapının uzunluğu 8 ise yarı çapları 4, 4, 4 olur. ABC 45 dereceden küçük. Şuradaki açı 45 dereceden küçük. 45'ten küçük olduğuna göre AC doğru parçasının şuranın şuna x diyelim. Santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? X'in en büyüğünün peşindeyiz. Şimdi buranın 45 dereceden küçük olduğunu söylemiş. Burada bir şeyi daha söylemesi gerekirdi. BOC doğrusal. BOC noktaları doğrusal. Bunu söylemediği zaman bu soruyu çözemeyiz. Yani o şekilde kabul edeceğiz. Bunu dümdüz bir çizgi kabul edeceğiz. Ki burası 45 dereceden küçükse o zaman buradaki yay 45'in iki katı olan 90'dan küçüktür. Bu yay 90'dan küçükse buradaki merkez açı da şuradaki açı 90 dereceden küçüktür. Burada bir açı kenar bağıntısı var. Bu açının 90 dereceden küçük olduğunu biliyorsak x hakkında önce şunu yazarız. X bu ikisinin toplamından küçük. Farkından ise büyük olacak 0. Bir de şunu biliyoruz. Bu 90 dereceden küçükse bunun karesi. Bu ikisinin kareleri toplamından küçük olmak zorundadır. Bu 90 dereceden büyük olsaydı bunun karesi bu ikisinin kareleri toplamından büyük oldu. 90 olsaydı eşit olurdu zaten. X kare küçüktür. 4'ün karesi 4'ün karesi. 16 artı 16. X kare küçük 32 olacak. X bir de bu aralıkta olacak. X'in alabileceği ilk tam sayı değeri 5. 32'den küçük olan en büyük. 4, 3, 2 ve 1'i alabiliriz. Daha da düşük olamayız zaten. AC doğru parçasının santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değerini soruyordu. En büyük x 5 olabiliyor. Soru içinde hata içeriyor. Buradaki BOC'nin doğrusal olduğunu söylemesi lazım. Ben doğrusal kabul ederek çözümü yaptım. O ben zaten düz çizmişim diyor ama geride sürekli doğrusallığı söyleyip duruyordu. Burada onunla çelişmiş oldu kendisi. Geçelim 7. sorumuza. Yarı çaplarının uzunlukları bir tam sayı olan çemberler şekildeki gibi ABCD dikdörtgeninin kenarlarına ve birbirlerine teğet olacak biçimde yerleştirilmiştir. Tamam. ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 132 santim olduğuna göre, çevre 132 santim olduğuna göre çemberlerden birinin yarı çapının uzunluğu kaç santimetre olabilir? Burada şunu biliyoruz. Şunun yarıçapı şöyle R buraya dik, T burası. Buraya da dik atarsak R. Yani buradaki AB 2R. Burası da 2R. Burada da kaç tane çember varsa N tane çember olsun. N tane 2R. Burada da N tane 2R. Şimdi ihtimaller üzerinden olabilir diye soruyor.
Çemberlerin sayılarını arttıra arttıra gidebiliriz veya şıkları deneyebiliriz. Ben şıklar üzerinden gideceğim. 2 santim olabilir mi bakalım çemberin yarı çapı? Çemberin yarı çapı 2 santim olsa buranın uzunluğu 4 olur. Buranın uzunluğu da 4 olur. 4, 4 toplayalım. 8. 132'den 8 çıkartalım. Kalan 124 olur. Bu 124 4'e bölünebilir olması lazım. 124 şöyle 4'e bölünebilir olması lazım. 124'ü şimdi 2'ye böleceğiz. Bu kenara kaç kalıyor diye. 124'ü 2'ye böldük. 62. Şey bu 62'nin çember sayısını verebilecek şekilde çemberin şurasının uzunluğu 4 olduğu için 4, 4, 4, 4 gidiyor. 4'e bölünebilir olması lazım ki tam sayı adette çember çıkabilsin. Bu 62 4'e bölünemiyor. 2 santim olamaz. 3'e geçiyoruz. 3 dersek burası 6. Burası 6. Etti 12. 132'den 12 çıkarttık. Kaldı 120. 120'yi 2'ye böldük. 60. Burasının uzunluğu 60. Burasının uzunluğu 60. Yarıçap 3 olduğuna göre 60'ın 6'ya bölünebilir olması lazım. Evet. 6'ya bölünebiliyor. 10. 10 tane çember yan yana. Yarıçapı 3 ise bu durumu sağlıyor. Cevabımız B şıkkı. Şimdi tekrardan test edelim. 10 tane 3 yarıçaplı çember olduğunu anladım ben. 3 ise 3 3'ten burası 6. 6 12. Şurası 6, 6 gidiyor. 10 tane 6, 60 eder. Burası 60, burası da 60. 120 de oradan geliyor. Toplayınca 132'yi veriyor. Deneme yanılma fikri üzerinden ilerledik. Tam TYT fikrine, yeni TYT fikrine uygun bir soru. Tam net bir çözümü yok. Birazcık kafa kullanmayı gerektiriyor belli bir aşamasından sonra. Tek tek şıkları denemek en sağlıklı yol idi burada. Geçelim 8. sorumuza. Şekilde verilen O merkezli çeyrek çemberin yarı çapının uzunluğu 26 santimdir. Yani burası 26 santim. CD paralel OA. Burasıyla burası paralel. DC 10. Burasının uzunluğu 10. BC kaç santimdir? Şurayı sormuş. Şuradan bir yarıçap çekersek buranın uzunluğu 26 ise burası da 26. Burası çeyrek çember olduğu için dikti. Paralel olduğu için burası da dik oldu. 10, 26, 5, 12, 13 üçgeninin iki katları var burada. 10, 24, 26. 26 burada, 10 burada. Demek ki burası 24. 24 ile x'in toplamı da bize 26 olan yarıçapı vermesi lazım. Buradaki x'in 2 olması gerekiyor. Şu üçgeni oluşturmayı akıl etmemiz gereken bir soruydu. Devam ediyoruz 9. soru. Şimdi 9. soruda yarıçapının uzunluğu 6 santim olan O merkezli bir çemberin çizelim. O merkezli yarıçapı 6 santim. Merkezli bir çemberin merkezinden 4 santimetre uzağındaki bir noktadan yarıçapından merkezinden 4 santim uzağındaki bir noktadan geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç santimetredir? Buradan geçen en kısa kirişin peşindeyiz. Buradan geçen en kısa kirişin uzunluğu şöyle düşünmemiz gerekir. Burada eskiden kuvvet kurallarıyla çözülüyordu bu. Bu kirişin en kısa olması için şu 4 santimetre uzunluğun bunu tam ortalaması gerekir.
x. Buradan da yani buraya bu dik olacak. Normalde ki hesap şu şekilde bir kuvvet kuralımız vardı. Şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya D dersek A ile B'nin çarpımı müfredattan çıktı bu. C ile D'nin çarpımına eşittir. Şimdi burada kuvvet kuralı üzerinden bir çözeyim soruyu. Burayı devam ettirdim 2. Buraya da devam ettirdim 6. 2 çarpı burası 10 eşittir. Burası A çarpı B diyorduk. Kirişin buraya A, B diyorduk ama burada ben bir çıkarımı söyledim XX olacak diye. Bu çarpımın sonucunu biliyoruz. A çarpı B 20. A artı B'nin en küçük olması için A ile B'yi birbirine en yakın seçmemiz gerekiyor. Bu da en yakınlık eşit olduğu durumdur. A ile B'yi en yakın seçtiğimizde burası A kare oluyor. Çünkü çarpmada 20'ye 1 seçsek 21 çıkıyor toplam. 2'yi 10 seçsek 20 çıkıyor. Yaklaştıkça toplam düşüyor. En yakın durumda birbirine eşit olmasıdır. A kare 20 olduğundan A kök 20 olur. Ve buradan da A eşittir 2 kök 5 olarak bulunur. Buradaki A'yı 2 kök 5 bulduğumuzda bu tarafta 2 kök 5'tir. Cevabımız 4 kök 5 eder. Şimdi bu kuvvet kuralı üzerinden çözdüm. Sadede geleyim ben. Merkezden 4 santimetre uzaklıktaki en kısa kiriş bu 4 santimetre onu ortalıyorsa gerçekleşir. Ortaladığı durumda da şuradan Pisagor oluşturursak yarı çapımız 6. X'in karesi artı 4'ün karesi 6'nın karesini verecek bize. X kare artı 16 eşittir 36. Atarsak karşı x kare eşittir 20. X eşittir kök 20. O da 2 kök 5. Buranın 2 kök 5 olduğunu biliyoruz. Kiriş bunun tamamı 2 kök 5, 2 kök 5, 4 kök 5 çıkıyor. Tekrar ediyorum. Merkezden 4 santimetre uzaklıktaki en kısa kiriş bu 4 santimetrenin o kirişi ortaladığı durumda gerçekleşir. X, X böldüğü durumda. Kirişin uzunluğunu bulmak için de burada dik üçgen oluşturur, çözeriz. Özel bir sorudur. Burada bu bahsettiğim fikrin biliniyor olması gerekiyor. Devam edelim. 10. sorumuz. O merkezi çeyrek çemberde CD paralel OA. Burasıyla burasının paralel olduğu verilmiş. EF paralel BO. Şununla da şunun paralel olduğu verilmiş. Tamam. EF 3 santim. Burası 3. CF 6 santim. Burası 6. DC 5 santim. Burası 5. Buna göre OC kaç santimdir? X sorulmuş bize burada. Nasıl bir hareket tarzı içinde olacağız? Şimdi. Burası 6 santim. Şimdi farklı bir renge geçmekte fayda var. Şuradan öncelikle şöyle bir nasıl yapalım bunu? Şöyle bir uzunluk çekelim. Buradaki 6 santim burası. Şuradan uzunluk çeksek, şurası yarıçap, şurası da yarıçap. Fakat nasıl bir ilerleyiş ortaya koyacağız? Biz burada yarıçapı biliyor muyuz? CF uzunluğu bizim yarıçapımıza eşit olur mu burada? Niye eşit olsun? Şöyle çektiğimizde yarıçap, şöyle çektiğimizde yarıçap, CF ile bir ilişki kurmamız lazım. Bu soru bir beklesin. Az sonra tekrar döneceğim buna. 11. sorudan devam edelim. Net çözümü görmedim şimdi. Boğuşmayalım 2 saat. Yarıçapının uzunluğu kök 21 santim olan O merkezli çemberde. Yarıçap kök 21 santim. AB kök 3 santim. Tamam, burası kök 3. Şimdi belki oradan bir şeyler çizebiliriz. Şöyle yazalım. AEB açısıyla CFD açısının
CFD, AEB yayı ile CFD yayının toplamı 120 derece. Bununla bunun toplamı 120 derece. Tamam. CD kaç santimdir? Buradaki CD'nin bize ne olduğu sorulmuş. Bu ikisini birbirine yaklaştıralım. Şuradaki CD'yi götürdüm. Şu CD'yi şöyle çizdim. Yok, şöyle çizeyim. CD'yi taşıdım buraya. Ve birleştirdim onları. Yan yana getirdim. Arkalarında kalan açıyı bildiğim için soruyu çözme şansım oluyor burada. Bunun arkasındaki kalan açı, buraya CD'yi taşıdım. Arkasında kalan açı 120 derece. Şunu şöyle çekersem yarıçapı. Bunun arkasındaki 120 derece ise burası da 120 derece olması gerekir. Burası kök 21. Kök 21 yarıçapımızdı. Bizim buradaki devam eden kısımda nasıl bir ilerleyiş şansımız olabilir? Bu ikisinin birbirine eşit olduğu ile ilgili bir şey söylememiş. Tamam. Şöyle bir şey çekelim. Kök 21, kök 21. Buralar 30, 30 olur. A, A, A kök 3. 120, 30, 30 üçgeni. Oldukça can sıkıcı sorularla tamamlamışlar testi. A, A, A kök 3. Burası kök 21, kök 21. Bunun kök 3 katı kök 63'tür burası. Sonrasında bunun arkasında kalan açının tamamı da 240 dereceydi. Bu bir çevre açı olduğu için o 240 derecenin yarısına eşittir. 120 derece olur burası. Şu CD'ye gidip bir x dersek, burada kosinüs teoremi uygulayarak bu x'in ne olduğunu buluruz. Başka bir çözüm bakıp duruyorum da göremedim. Kök 63'ün karesi 63 eşittir. Buradaki kök 3'ün karesi 3 artı x'in karesi eksi 2 çarpı kök 3 çarpı x çarpı cos 120. Cos 120. Cos 120 eksi kosinüs 60 derecedir. Kosinüs 60 da 1 bölü 2'dir. Buraya eksi 1 bölü 2 geldi. Buradan da devam edersek 63 eşittir 3 artı x kare. Buradaki ikiler birbirini götürdü. Artı x kök 3. Şu 3'ü şu tarafa atalım. X kare artı x kök 3 eşittir 60'a. Şimdi burada ikinci derece denklem var. B kare eksi 4ac ile çözebilirim ama ben şık denemeyi tercih edeceğim. Bu çok küçük kalır. 4 kök 3 olabilir gibi duruyor. 4 kök 3'ün karesi 48. 4 kök 3'ü şuraya koyarsam, 4 kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 12 eder, toplarsam 60. Cevap C şık. Buralarda biraz uçmuşlar. Fazla kaliteli soru yapacağız diye. Burada yaptığım hareketler sanki zorunlu gibi duruyor. Başka bir çözüm gören varsa o da iyi bir çözüm olabilir ama ben burada kosinüse girmeden pek bir çözüm göremedim. İlginç bir soruydu. Kosinüse girdikten sonra çıkma noktasında da yine şık deneme veya ikinci derece denkleme soktu bizi. Gelelim 12. sorumuza. O merkezli ve AB çaplı yarım çemberde. O merkezli, AB çaplı. Tamam, yarım çemberde. BDC noktaları doğrusal. BDC düz çizgi, tamam. BD 3, DC 15. OD 3 kök 7. Çemberin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? İlk soruda yaptığımızın aynısını tekrar yaptırıyor. Merkezden kirişe dik attık. Bu kirişi iki eşit parçaya böler. Kirişin tamamı 15, 3, 18'dir. 2'ye bölersek 9 edecek. Buraya 6, buraya 9 kalır. 9, 9 ayrıldı. Şuraya bir x dersek, önce şuradaki Pisagor'dan şu x'in uzunluğunu bulacağız. Sonra şuraya da bir
uzunluk atarak o yarı çapımız olacak. Oradan da yarı çap uzunluğuna geçeceğiz. 3 kök 7'nin karesi 63 eşittir. 6'nın karesi 36 artı x kare. X kare eşittir. Bunu bu tarafa atarsak 27. X de buradan kök 27 olarak çıkar. Burasını kök 27 bulduk. Şuradan şimdi bunu da çizersek bu da bizim yarı çapımızdır. Kök 27'nin karesi 27 artı buradaki 9'un karesi 81 eşittir yarı çapın karesine r kare. 108 eşittir r kare. R eşittir kök 108. 108 de 36 ile 3'ün çarpımıdır. 6 kök 3 olarak dışarı çıkar. Yarı çapımız 6 kök 3'tür. Klasik bir sorudur. Kiriş var. Merkezden kirişe attığımız dik. Kirişi 2 eşit parçaya böler. Sonra Pisagor Pisagor ilerliyor. Şimdi az önce bıraktığım soruya geri döneyim. Şimdi O merkezli çeyrek çemberde CD paralel OA, tamam. EF paralel OB, o da tamam. Bize burada CF'yi 6, DC'yi 5 vermiş. OC kaç santimdir diye soruyor. Şu bölüm soruluyor bize. Şimdi şurası çeyrek çember olduğu için diktir. Mecburen burası burayla paralel olduğu için burası da diktir. Şunu şöyle devam ettirsek bu bölüm de dik olacak. Yani şurası dikse şurası da diktir. Şurayı devam ettirsek buradan bir şey bulabilir miyiz acaba? Bir bakalım. Şöyle devam ettirdim burayı. Şuranın ve şuranın uzunluğunu bilmiyorken bir şey elde etmemiz zor gibi duruyor. Şu köşegeni de bu tarafa götürsek bir şey elde edemeyiz. Şunu şuradan çeksek, şunu şuradan çeksek, 6 ile bu işin ne ilgisi var? Şunu silip tekrardan baştan deneyeceğim. Bazen sorularda krizi yaşarsınız. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Onu dönüp tekrar bakmak en sağlıklı yapılacak şeydir. Sanki basit bir soru gibi duruyor ama göremedik. O merkezli çeyrek çemberde. Tamam. CD paralel OA. Hadi anladık bunu. CD paralel OA. Burası 90 derece olduğu için burası da 90 derece olur. EF paralel BO. Tamam. Burası 90 derece ise burası da 90 derece olur. Tamam, bunlar kaçınılmaz şeyler. EF 3. CF 6. Tamam. DC 5. OC kaç santimdir? Bu çemberimizi şöyle aşağıya doğru bir uzatmak istiyorum. Bakalım belki öyle şeylerden çıkar. Buradan çektiğimiz şey dikse, bunu devam ettirirsek, bu 3 ise bu tarafta 3 olur. Eşit bölmek zorundadır. Tamam. Pek bir şey vermedi. Bu 6 santimetreyi kullanamıyoruz bir türlü. Şuna bir y dedim. Artık kaçınılmaz işlemlere giriyorum. X kare artı y kare eşittir 36. Pisagor kullanmaya başladım. Denklem onlardan bir şey çıkar mı olayına dönüyorum. Burası bizim yarı çapımızdır. R. R kare eşittir. 3'ün karesi 9 artı. Buradaki y'nin karesi y kare. Beklesin bakalım. Şöyle çekersem bu da r'dir. X'in karesi artı 5'in karesi r kare. Sanki bir şeyler geldi. Şu ikisi birbirine eşit olacak. 9 artı y kare eşittir x kare artı 25. X kareyi bu tarafa, 9'u bu tarafa atalım. Y kare eksi x kare eşittir
16. X kare artı y karenin de 36 olduğunu biliyoruz. Toplarsak x kareler birbirini götürür. Şununla şu. X kareler birbirini götürdü. 2y kare eşittir 52. Y kare eşittir 26. Y eşittir kök 26. Kök 26'yı getirip buraya koyarsak kök 26'nın karesi 26 eder. Karşı tarafa atarsak 10 kalır. X de kök 10 olur. Aradığımız şey X idi. Cevabımız E şık. Neyse bir şekilde gördük. Şuradan harflendirip Pisagorlara girişeceğiz. Bununla bunun karesi x kare artı y kare 36. Şuradan yarıçap, şuradan yarıçap attım. Y kare artı 9 r kareye eşit. X kare artı 25 r kareye eşit. O ikisini birbirine eşitleyip ikinci denklemi de oradan elde ettim. Yok etme metoduyla çözdüm. İlginç soruydu. Aslında çok zor soru değilmiş de ben işlemsiz, hızlı bir çözüm peşine düştüğüm için çıkmaza soktum kendimi. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.